İlk önce bir örnekle başlayalım. İşte bir direnç düşündüğünüzde, işte sili basit olsun diye yine silindirik direncimizi alalım. Biliyoruz ki burada joule ısınmasından dolayı kaybolan iş, kaybolan güç, ıkarı R olarak yazabiliriz. Ya da akım yoğunlukları cinsinden yazacak olursak, I dediğimiz akım yoğunluğu çarpı kesit alanı karesi. Direnci biraz önce hesaplamıştık. Uzunluk bölü iletkenlik çarpı alan J kare AD bölü sigma olarak ifade edebiliriz. Bu kaybolan gücü. Sorulabilecek sorulardan biri, peki bu güç nereden geliyor? Kayboluyor da korunuyorsa bunun bir yerden gelmesi lazım. Şimdi akım şu yöne akıyor olsun. İçeride bir elektrik alanımız var. Yine bu yöne doğru, aynı yönde. Ve Ohm yasamızda hatırlarsanız akım iletkenlik çarpı elektrik alanına eşittir akım yoğunluğu. Yüzeyini düşünecek olursak bunun yüzeyinde bir H alanı olacak. Ve H alanı, işte yine sağ el kuralını kullanırsanız, silindirin üzerinde tahtadan dışarı doğru, tahtanın içerisinde, silindirin altında, tahtanın içeri doğru, silindirin etrafında bu şekilde dolanan H alanlarımız olacak. Pointing vektörümüz var. Pointing vektörü, işte biraz önceki tartışmalardan biliyorsunuz ki, enerji akışını belirliyor. Yönüne bakacak olursanız, silindirin üzerinde E alanı bu yönde, H alanı bu yönde. Ne olacak? E çarpı H silindirin içerisine doğru. Aşağıda bakacak olursanız H alanının yönü değiştiği için S alanının yönü de değişecek. S alanı bu sefer yukarı doğru, yine silindirin içine doğru. Bu S alanından dolayı silindirin içine doğru sürekli bir enerji akışı var zaten. Elektromanyetik alandaki enerji silindirin içerisine sürekli aktarılıyor. Ne kadar aktarılıyor? Şimdi H alanının, işte bunun yarı çapına da rho dersek, şeyi hesaplayabiliriz H alanının ne kadar olduğunu. Şunu biliyoruz. Statik bir durum olduğu için elektrik alan değişmiyor zaten. O zaman curl of H (4π) bölü C, J'ye eşit olacak. D, S diyelim. Bu curl of H'yi, H'nin curl'ünü bir kapalı eğri boyunca bir integral olarak yazabilirim. Bunu da yine bu bir H alan çizgisini takip eden bir eğri seçecek olursam, o zaman burası 2π çarpı rho. Bu kapalı eğrinin hemen yüzeyindeki bir H alan çizgisine bakıyorum çünkü. 2 pi rho çarpı H eşittir 4 pi bölü C. J ile J'nin akımın bu kesit alan boyunca integrali de bize toplam akımı verecek zaten. Bu da J A olacaktır. Ya da H alanının şiddeti 2 bölü C J A bölü rho olarak verilecek. Şimdi elektrik alanı E ya da bunu da J bölü sigma olarak yazabilirim. Elektrik alanın şiddetini. Şimdi E alanıyla H alanı birbirine dik. E alanı silindir boyunca, H alanı da silindirin yüzeyinde ve kesit alanına dik bir şekilde bir çemberler oluşturacak. Dolayısıyla S alan şiddeti, S alanının şiddeti C bölü 4π E çarpı H olacak. Aradaki açı 90 derece olduğu için sinüs 91. Bu değerleri yerine yerleştirecek olursak C bölü 4π J bölü sigma 2 bölü C J A bölü rho. Sağ C'ler gidecek. 1 bölü 2π rho J kare A L bölü L.
olarak düşünebiliriz. Şimdi S alanı birim yüzeyden geçen, birim zamanda geçen enerjiydi. Bütün yüzey üzerinden integraline bakacak olursak S ile DA yüzeyi işte içeri doğru, yüzey elemanlarının hepsini içeri doğru tanımlayalım. S vektörüyle aynı yönde. Dolayısıyla bu pozitif bir şey çıkacak. Ve silindirin yüzeyinde her yerde S alanının değeri sabit, değişmiyor. Şiddeti. Yönü DA ile aynı yönde. Dolayısıyla bu integral direkt bize 1 bölü 2 pi rho n j kare a l, şurada bir de sigmamız var. Bölü sigma çarpı yüzey, toplam yüzey alanı. Yüzey alanı ne kadar? 2 pi rho çarpı l kadar. 2 pi rho l'ler gitti. Dolayısıyla birim zamanda yüzeyden pointing vektörüyle taşınan enerji, yani yüzeyden giren enerji c kare al bölü sigma kadar. Bu da zaten birim zamanda joule ısınmasıyla kaybedilen enerjiye eşit. Yani içeri ne kadar enerji, belli bir hacmin içine ne kadar elektromanyetik alandan enerji taşınıyorsa o kadarı joule ısınmasıyla gidiyor. Bu da zaten enerjinin korunuyor olması için bunun da böyle olması gerekiyor zaten. Devre elemanlarını düşünecek olursak, genel olarak neler, en genel devre elemanları nedir? İşte bataryalar, çoğunlukla işte eğer doğru akım üretiyorlarsa bu şekilde göstereceğiz. Alternatif, yani sürekli değişen bir akım üretiyorlarsa bu şekilde gösterilir. Yaptıkları iş temelde akım, yani yükler bir taraftan geliyorlarsa mesela, bu gelen yükleri daha yüksek enerjiyle diğer tarafa aktarmak. Ve uçlar arasında bir potansiyel farkı yaratırlar. Bunu fi ile gösterirsek, birim zamanda yaptıkları iş, normal birim zamanda dq kadar bir yükü bir taraftan bir tarafa taşıyorlarsa, her birine fi kadar enerji aktarıyorlar. Dolayısıyla aktardıkları toplam enerji bu kadar. Yaptıkları toplam iş bu kadar. Birim zamanda ise, birim zamanda aktardıkları iş budur. dq bölü dt ise birim zamanda pilin üzerinden geçen yük miktarı, ona da akım diyoruz zaten. Yani bataryaların sisteme aktardıkları güç, ya da tabii de göstereyim. Bataryaların gücü budur. Burada da yine uçlar arasında bir fi potansiyeli olmak üzere. Bunun dışında hangi devre, nasıl dirençlerimiz var devre elemanı olarak? Gösterim olarak kırık çizgilerle göstereceğiz. Belli bir R direncine sahiptirler. Ve joule ısınmasından, batarya dirençlerden kaybolan enerji, birim zamanda ki kaybolan güç, I kare R olarak yazabiliriz. Uçları arasındaki potansiyel farkı, I R'dir. Kapasitörlerimiz vardır. Kapasitörleri de iki tane paralel plaka olarak düşünebiliriz. Belli bir Q yükü biriktiyse uçları arasındaki potansiyel farkı Q bölü C olarak yazılabilir. C burada kapasitörün kapasitansıdır olarak geçer. Depoladığı enerji, sonuçta burada bir yük olduğu zaman içinde bir elektrik alanı yaratacak. Elektrik alanında depoladığı enerjiye 1 bölü 2 Q kare bölü C ya da 1 bölü 2 C
delta ve kare olarak yazabiliriz. Ve en son indüktörler. Kapasitör nasıl ki elektrik alanda enerji depoluyorsa indüktör de manyetik alanda enerji depolayacaktır. En basiti genelde şöyle gösterilir. Şimdi kapasitörü daha önce incelemiştik ama indüktörü daha önce incelemedik. Bir örnekle bakalım. Bir silindirin üzerine bol miktarda tel sardığımızı düşünelim. Ve içinden de ıvı akımı geçsin. İndüktörün ideal şartlarda bunlar son derece sık sarılmıştır ve sonsuz uzunluktadır. Bu durumda dışarıdaki manyetik alan sıfırdır. İçeride belli bir manyetik alan yaratılır. Şimdi içerideki manyetik alanı bulmak için yine Maxwell denklemlerimize dönersek işte içinin boş olduğunu varsayalım, dolu da olabilir. Bunu belli bir alan üzerinden integrali 4 pi bölü c o alandan geçen toplam akımı verecektir. Ya da kapalı bir eğri üzerinde manyetik alan integrali 4 pi bölü c o eğrinin içerisinden geçen toplam akımı verecektir. Bunu kullanarak kolaylıkla içerideki manyetik alanı hesaplayabiliriz. Kesitini alalım. Burada elektrik akım tahtadan dışarı doğru. Aşağıda akım tahtanın içine doğru. Burada yarısı içeride, yarısı dışarıda. Kapalı bir eğri düşünelim. Bu eğrine bir yön verelim. Bu doğrultuda bir integralini alacağız. Bu doğrultuda integral aldığımız zaman bu alanın yönü tahtanın içine doğrudur. Bunun uzunluğuna L dersek ve içerideki sarım sayısına da, yani kaç tane tel geçtiğine de N diyelim. Büyük N ile gösterelim. Geçen toplam akım, işte kaç tane tel bu tarafa doğru giriyor? N tane. Her biri I akımı taşıyor. Toplam akım budur. Şimdi selenoidin dışında manyetik alan sıfırdı. İçeride manyetik alan yine sağ el kuralını kullanacak olursanız işte akım bu yöne doğru şöyle dolanıyor. Akım bu yöne doğru dolanıyorsa şayet bana şöyle dolanıyor akım. Baş parmağımızı akım yönünde döndürdüğümüzde manyetik alanın yönü parmaklarımız gösterecek. İçerideki manyetik alansa bu yönde. Manyetik alan bu yöndeyse şu kenarlardan bir defa bir katkı gelmeyecek. Çünkü B ve DL birbirine dikler. Bir tek buradan katkı gelecek. Burada ise manyetik alan bu eğri boyunca sabittir. Aradaki açı da değişmiyor. Aynı yöndeler. Dolayısıyla integralin katkısı B.DL integrali seçtiğim bu eğri üzerinde sadece B çarpı L olacaktır. Dolayısıyla B çarpı L eşittir 4 pi bölü c n I olacaktır. Bu da bana der ki manyetik alan 4 pi bölü c çarpı büyük n bölü l birim uzunluk başına sarım sayısıdır. Onu küçük n ile gösterelim. Bu şekilde manyetik alanı bulmuş oluruz. Şimdi manyetik alanı biliyorsak o zaman manyetik alanda depolanan enerji yoğunluğunu da yazabiliriz. 1 bölü 8 pi b kareydi. Eşittir. Belli sabitler. O kısmı bizi şu anda çok fazla ilgilendirmiyor. Çarpı b kare. Şimdi önemli olan buradaki sabitler selenoidin özelliklerine bağlı. İşte nedir? Kaç tane sarım var? Ona bağlı bir sabit.
hacim başına düşen enerji ya da toplam enerjiyi hesaplamak istersek yine ne olacak? Bu sabit çarpı hacim a kare olarak yazabiliriz. Toplam manyetik alandaki depolanan enerji. Şimdi bu sabit genel olarak 1 bölü 2 L a kare olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla bir indüktörümüz varsa bunun bir L dediğimiz, nasıl ki kapasitörün kapasitansı var, İndüktörün de isim olarak da indüktans diye geçer. Birazdan ne olduğuna daha detaylı bakacağız. Bir indüktans da karakterize edilir. İndüktansını biliyorsak depoladığı enerji, manyetik alanda depoladığı enerji 1 bölü 2 L a kare olarak yazabiliriz. Genel olarak bir devrede işte bir pilimiz, bataryamız, işte bir güç kaynağımız vardır. Direnç kapasitörlerimiz vardır. İndüktörlerimiz vardır. Artı dirençimiz vardır. Şimdi şöyle bir hacim düşünürsek. Şimdi bu hacim içerisinde depolanan enerji ne kadar? Nedir? Bir elektrik enerjisi depolanacak. Ne kadar depolanacak da elektrik enerjisinden 1 bölü 2 C, 1 bölü 2 Q kare bölü C'ye kadar. Q kare bölü 2 C. Manyetik enerji depolanacak. Manyetik enerjimiz indüktörde depolanan manyetik enerji 1 bölü 2 L kare kadar. Toplam enerjimiz bu. Bu enerjinin zamanla değişimine bakacak olursak, zamanla değişimi nedir? 1 bölü 2C, 1 bölü C, Q, Q'nun zamana göre türevi, artı L, I, I'nın zamana göre türevi. Ve daha önce gösterdik. Bu nedir? Bir Joule ısınmasına giden, bu hatırlarsanız burada J.E kısmımız vardı. Tabi burada bütün direncin üzerinden bunu toplamamız lazım. Bu da bizim Joule ısınmamızdan başka bir şey değil. Oraya giden yaptığımız iş direkt ısınma olarak karşımıza çıkıyor. Oradan kaybettiğimiz gücün de I kare R olduğunu biliyoruz. Eksi. Bu kaybedilen iş. Başka neyi biliyoruz? Şimdi eğer kapasitörü yeterince plakalar birbirine yakınsa, bizim hacmimiz de bu plakalardan yeterince uzaksa hacmimizin sınırı, bütün elektrik alan bu hacmimizin sınırında sıfır olacak. Benzer şekilde manyetik alan da orada sıfır olacak. Dolayısıyla bu hacmin içerisine ya da dışarısına giren ya da çıkan bir enerji akısı yok. Pointing vektörü sıfır. Bir tek bataryadan kaynaklı olan bataryanın yaptığı iş, işte bu kablolar aracılığıyla bizim hacmimizin içerisine giriyor. Dolayısıyla bizim hacmimizin içerisindeki enerjinin zamana göre değişimi şu ifade: 1. Joule ısınmasından kaynaklı kayıp, artı bataryadan gelen, ekstradan gelen iş olacaktır. Şimdi pilin Q'dat dediğimiz kapasitöre birim zamanda aktarılan yük. Yani ve şöyle de bakabilir. Şuradaki bir noktayı düşünürsek, bu noktadan bu tarafa, bu plakaya birim zamanda geçen yük. Ama bu noktadan birim zamanda geçen yükü zaten biz akım olarak tanımladık. Dolayısıyla Q dot dediğimiz şey aslında bu telden akan akımdır. Bu da bize der ki, şimdi burada akım var, burada akım var, diğer tarafta da akım var. Onları sadeleştirebiliriz. O zaman elimize Q bölü C artı L, I'nın türevi artı I, R eşittir Fi gibi
bir denklem elde etmiş oluruz. İstersek bunu da zamana göre bir defa daha türevini alırız. Böylece her şeyi akım cinsinden yazabiliriz. Bir defa daha zamana göre türevini aldığımızda Q'nun türevi akım olacaktır. I bölü C artı D I'nın ikinci türevi artı I'nın türevi R eşittir fi'nin türevi. Akım zamanlı böyle bir denklemi sağlamak zorunda. Şimdi burada aslında şöyle bir varsayım yaptık. Şimdi buradaki I indüktörden geçen I. Q dot eşittir I dediğinizde kapasitörden geçen I. Yani telin farklı noktaları I kare R dediğimizdeki I da dirençten geçen I. Yaptığımız varsayım telin her tarafında akımın aynı olduğunu varsaydık. Eğer güç kaynağı çok hızlı değişmiyorsa ve nispeten yavaş değişiyorsa o zaman akım aşağı yukarı her tarafta aynı olacaktır. Ama eğer çok hızlı değişen bir akımımız varsa bu illa öyle olması gerekmez. Bu sanki statik bir yaklaşım. Şimdi buradan sonra bunu biraz daha genelleştirmeye çalışalım. Yani burada bir tane kablo düşündük, bir tane tel düşündük. Birden fazla devremiz olabilir elimizde. Birden fazla devremiz olursa birden fazla devre durumunda ne olacak? Her bir devrede işte bir IK akımı geçiyor olsun. Bunlar da bir her birinde VK'lık bir VK potansiyeli yaratan bir güç kaynağı olsun. Şimdi kapasitör olmadığını varsayalım. Bu durumda sistemdeki enerjiyi nasıl yazabiliriz? Sistemin toplam enerjisi zamana göre değişimi ne olacaktır? İşte dirençlerden dolayı belli bir kayıp olacak. Her bir direnci RK direncini ekleyelim. IK'nın karesi RK kadar bütün K'lar üzerinden toplam. Bu bizim kaybımız olacak. Bataryalardan dolayı bir enerji eklenecek sürekli sistemimize. Sistemin enerjisindeki değişim bu olacak. Toplam enerjisindeki. Enerjisini yazalım, manyetik enerjisini yazalım sistemin. Manyetik enerjisi 1 bölü 2, manyetik enerji yoğunluğu 1 bölü 8 pi. İntegrali olarak yazabiliriz. Şimdi H dediğimiz şey, yani B'yi biliyoruz ki bir vektör potansiyelin körlü olarak yazabiliriz. Şimdi vektör potansiyelin körlü olarak yazarsak 1 bölü 8 pi hatta bileşenleri cinsinden yazalım. Bileşenleri cinsinden yazarsak B'nin i bileşeni epsilon i j k del x j a k h i d küpre. Şimdi türevi diğer H'nin üzerine atalım. H'nin üzerine attığımızda çünkü ne olacak? Bana bir toplam bu çarpımın türevi gelecek. O çarpımın türevi ise o çarpımın türevini kullanarak bunu bir yüzey integraline çevirebilirim. Ve yüzey integrali sıfır getirecek bana. Hiçbir katkı vermeyecek. Geriye sadece bunun türevi kalacak. Bunun türevi dediğim şey de epsilonla çarptığım zaman H'nin körlüğünü verecek. H'nin körlüğü ise
akım cinsinden yazabileceğim. Dolayısıyla bu eşittir. Eksi 1 bölü 8 pi. Yüzey integralinin 0 olduğunu hali hazırda varsaydım. AK, epsilon IJK, HI, X, J. Ya da bu da eşittir. 1 bölü 8 pi. AK, epsilon K, JI, HI, XJ. Şimdi indekslere bakacak olursak ne yaptım? K ile I'nin yerini değiştirdim. Dolayısıyla bana ekstradan bir eksi daha geldi. Bu eksiyle gitti. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi şurası ise bana H'nin körlüğünün K bileşeninden başka bir şey değil. Dolayısıyla ben manyetik alanda depolanan toplam enerjiyi şöyle yazabilirim. 1 bölü 8 pi A H'nin körlü eşittir 1 bölü 8 pi bunun integrali. H'nin körlü yerine 4 pi bölü C akım yoğunluğu yazabilirim. Bu da bana 1 bölü 2C A'da C olarak karşıma çıkar. Toplam manyetik alanım bana bu şekilde gelecek. Şimdi C dediğim şey sonuçta tellerin üzerinden akan akım. Belli bir hacmi yok. Bir, en azından şimdilik hacmi olmadığını varsayacağız. Dolayısıyla ben bu integrali şöyle de yazabilirim. Bir defa bütün teller üzerinden akan akımlar üzerinden bir toplam gelecek. 1 bölü 2C A telin üzerindeki akım telin işte uzantısı hangi yöndeyse onu D ile gösterelim. Ve tel boyunca bir integral. Ya da K telindeki akım. Ya da 1 bölü 2C IK A'da diye K. Manyetik enerji bu şekilde de yazabilirim. Bütün teller üzerinden bir toplam. Her bir telin işte küçük uzunluklarına küçük küçük parçalara böldüm. Her birine işte akımın yönünde bir vektör tanımladım. DLK diye. O noktadaki vektör alanla o tel için tanımladığım küçük vektörü çarpıp bütün o küçük vektörler üzerinden topladım. Sonra da bütün farklı devreler üzerinden topladım. Şimdi A'ya gelelim. A'nın ne olduğunu biliyorum. A'nı en genel şekliyle yazacak olursam. 1 bölü C. C. Bir R noktasındaki vektör potansiyeli. C R üssü. D küp R üssü. Bölü. R eksi. R üssü olarak yazabilirim. Vektör alanımı. Bu yine aynı hileyi kullanarak bu J sonuçta teller üzerinde tek boyutta akan akımların toplamı. Her bir tel üzerinden bir toplam. Geriye kalan ifade 1 bölü C. İ telinin üzerinden geçen akım. Dn İ bölü R eksi R üssü olacaktır. Bunu buraya yerleştirdiğim zaman benim bu devre sistemimde depolanan manyetik enerjim İK iki devre üzerinden toplam 1 bölü 2 C kare T
tellerden geçen akım çarpımı DLI skalar çarpım DLK bölü RI eksi RK olarak yazılabilir. Şimdi buraya bakarsanız şu integral sadece tellerin geometrisine bağlı bir ifade. Tellerden geçen akıma akımla hiçbir ilgisi yok. Ve indüktans dediğimiz ifade aslında bu integralden başka bir şey değildir. Biraz L, İ, K, İ. Şöyle tanımlayacağız. 1 bölü C karı. L, İ, L, K bölü R, İ, eksi R, K. Tam başka bir şey değil. Bunu bu şekilde tanımladığımız zaman manyetik alandaki depolanan enerji 1 bölü 2 İK İK İK. Eğer bir tek telimiz varsa tek bir selenoidde düşündüğü aldığımız gibi o zaman nedir? Bu toplamlarda sadece bir tane telim olacaktır. O da 1 bölü 2 L o telden geçen akımın karesi. Bu L İK'lar indükleme katsayılarıdır. Ve KK tek bir tel varsa, tek bir telin kendine etkisinden kaynaklı bu da öz indüktansıdır. Kendisini de etkileyecektir bir şekilde. Şimdi burada tabii bir şeye dikkat etmek lazım. Bu LKK'yı integralini hesaplamaya kalktığınız zaman ne olacaktır? İkisi de aynı tel üzerinde, bu R ve RI ve RK aynı tel üzerinde geçtiği için ikisi de eşit olur. Şimdi eşit olduğunda bu integral sanki sonsuzmuş gibi göründüğü için LKK'nın hesabında telleri sanki sıfır boyut, sıfır genişliğinde tek boyutlu nesneler gibi düşünemeyiz. Orada mutlaka telin hacmini de göz önüne almamız gerekecektir. Şimdi o zaman enerji korunum denklemimize geri dönecek olursak manyetik alandaki enerjinin zamana göre değişimi İK eksi İK'nın karesi RK artı VK İK. Şimdi burada aslında bir şeyi unuttuk. Şimdi enerji şimdi devreyi düşünürken, devre zamanla değişirken nasıl değişecek? Sadece akımlar mı değişiyor yoksa devre şekil değiştirebilir mi? Şimdi devre elemanları eğer kablolar işte kuvvetlerin altında, manyetik kuvvetlerin altında şekil değiştiriyorsa bu sefer manyetik alan devreler üzerine iş de yapmış olacak. O zaman bundan bir de eksi yapılan iş. Teller üzerinde ne kadar iş yapılıyor? Şimdi en basit durumda tellerin eğilip bükülmediğini varsayarsak o zaman şu terim zaten sıfırdır. Bu terim sabittir. L, İ, K sadece geometriye bağlıydı. Ve tanımına da bakarsanız, dikkat ederseniz bu indekslerine göre simetriktir de aynı zamanda. Eğer teller şekil değiştirmiyorsa DA bölü DT teller üzerine iş yapılmayacak. VİK bunları sabit olacak. O zaman türevi aldığımızda VİK İ İK'nın türevi. Şimdi aslında iki tane terim gelecek.
Ama şu simetriden dolayı LIK, LKİ'ye eşit olduğu için bir bunun türevi çarpı bu artı bu çarpı bunun türevi iki tane terim geldi. Bu simetriden dolayı o iki terimin de katkısı aynı. Dolayısıyla bu iki faktör çarpanı da gitti. Eşittir. Eksi K üzerinden toplam İK'nın karesi RK artı K üzerinden toplam VK İK olacaktır. Ya da hatta şu türevi şuraya alayım. Bunları toplarsam eğer bu terimi bu taraf iki terimi de bu tarafa getirdiğim zaman bir K üzerinden bir toplam. Hepsinde İK ortak. Geriye L üzerinden bir toplam kaldı. İ üzerinden. L, K, İ, 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 nokta. Eksi ve artı, bunu o tarafa attım. İ, K, V, K. Eksi, V, K. Eşittir 0 olacak. Şimdi biraz önce elde ettiğimiz, eğer kapasitör yoksa, herhangi bir elektrik alan yoksa, elde ettiğimiz denklemi hatırlarsak, L, I'nın türevi artı R, I eşittir V olacaktı. Tek bir devre için. Bu aslında bunun biraz daha genelleştirmişinden başka bir şeydi. Şunu, yani bunu genelleştirirseniz bu ifadenin sıfır olduğunu zaten görürsünüz. Oradan da görebilirdik. Şimdi gelelim eğer kablolar hareket edebiliyorsa. Mesela ne gibi bir durum düşünebiliriz? İşte iki tane devremiz var. Bunları işte birbirlerine yakın bir yere koyduk. Onlar ne yapacak? Devreleri çalıştırdık. Devrelerden akımlar geçmeye başladı. Ne yapacak devreler? Serbest hareket edebiliyorlar bir de. Öncelikle bir kablolar üzerine yapılan bir işe hesaplamamız lazım. Şimdi bir zaten şuradan gelen bir şey var. Bir terim var hareketinden dolayı. Bir de şuradan gelen bir katkı olacak. Bunu hesaplamamız lazım. Şimdi ona bakalım. Şimdi K devresinden küçük bir tel parçası düşünelim. İşte bu devremiz. Burada bir tel parçası aldık. Bunun uzunluğuna işte DL ile gösterelim. DLK. Taşıdığı akım İK akımı taşıyor. Burada bir manyetik kuvvet var. Manyetik alan var. Bir B manyetik alanı var. Ve B manyetik alanından dolayı bu belli bir kuvvet hissedecek. Ve farz edelim ki bu kuvvetin etkisi altında şu yöne doğru DR'ye kadar bir kaydı. Hareket etti. Şimdi buna etki eden kuvvet ne kadar? IK DS vektörel çarpım o noktadaki DL K çarpı o noktadaki manyetik alan kadar etki eden kuvvet. Hareket ettiğine göre buna yapılan bir iş var. Bunun üzerine yapılan iş, bu kuvvetin yaptığı iş IK DL K çarpı B skalar çarpım DR'ye kadar. Bunu şöyle de yazabilirim. IK B skalar çarpım DLK cos DR eksi işaretiyle. Ya da eksi işaretinden de kurtulalım. IK B DR cos DLK. Şimdi bu bir vektör. Yönünü düşünecek olursak DR cross DL tahtadan dışarı doğru. Bu vektörün büyüklüğü ne kadar? Bu vektörün büyüklüğü şuradaki paralel kenarın alanı kadar. Şimdi bu telimiz için telimizin yönü bu yönde. Onun içinde kalan alanın pozitif yönü bu taraf. Bir telin içerisinden geçen toplam manyetik akıyı tanımlayacak olursak. Şimdi bunun yönü de pozitif yönde. Dolayısıyla bu çarpım aslında telin içinde kalan manyetik alanın sadece bunun hareketinden kaynaklı, manyetik akının bunun hareketinden kaynaklı değişimine eşit.
O yüzden bu eşittir IK. K kare. Telin sadece bu kısmın hareketinden dolayı bu tel üzerine yapılan işi bu şekilde de yazabiliriz. Şimdi bu DFK'ya bakalım. Ya da aslında şuraya bak. DFK'ya bakalım. Ya da akıya bakalım. Akı neydi? Beylat. DS olarak tanımlayabilirdik akıyı. Bu B A'nın körlü olduğuna göre A'dat DS olarak tanımlayabiliriz. Bir vektör alanın körlüğünü bir alan üzerinden integrali o vektör alanı o alan etrafında integraline zaten eşitti. Şimdi buradaki indüktansları nasıl tanımladığımızı da hatırlarsanız. Dolayısıyla ne yapmıştık? Bu A'yı A yerine işte akımlar cinsinden ifadesini koymuştuk. Akımları dışarı çıkardığımızda geriye kalan şey indüktans olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla K telinden geçen indüktans toplam akı ve i'ler üzerinden toplam vki ii olarak yazabilirim. Şimdi burada bir şeye daha dikkat edeceğiz. Bir varsayım daha yapacağız. Bu teller hareket ederken akımların değişmediğini varsayacağız. Akımlar sabit bir şekilde. Ama teller hareket ediyor. Dolayısıyla bu i değişmediğine göre bu k devresinden geçen akının değişimi sadece bu L'nin değişiminden kaynaklanabilir. Dolayısıyla bunu şöyle de yazabilirim. İ'ler üzerinden toplam L, K, İ, 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 K. Tabii bu buradaki değişim sadece K'daki bu parçanın hareketinden kaynaklı değişim. Normalde bu L, K, İ hem K'nın hareketinden dolayı değişebilir, hem İ'nin hareketinden dolayı değişebilir. K devresi de hareket edebilir, İ devresi de hareket edebilir. Oysa benim burada şimdilik hesapladığım sadece K devresinin hareketi. Dolayısıyla beni ilgilendiren şey bu KI'nin K devresinin hareketinden dolayı olan değişimi. Yapılan toplam işi hesaplamak istiyorsam bu neydi? Bu sadece K devresindeki küçük bir parçanın hareketinden kaynaklı işteki değişimdi. Bütün devreler üzerinden toplamam lazım. Bu sadece K'nın hareketinden değişimi diye şuraya da koyalım. Dolayısıyla bütün devrelerin hareketinden kaynaklı olan değişim D, L, K, İ. Bu K'dan dolayı İK, İI olarak yazabilirim. K ve İ'ler üzerinden toplamım var. K ve İ'ler üzerinden toplam olduğu için istediğim gibi isimlerini değiştirebilirim. Bu o zaman şuna da eşit. K ve İ isimlerini değiştirirsem sadece. K ve İ üzerinden toplam. D, L, İK. İ'deki İ'den kaynaklı değişim. İI, İK. Şimdi ikisini de taraf tarafa toplayabilirim. Toplarsam ama iki katını elde edeceğim. O zaman 1 bölü 2. KI DL KI K'nın hareketinden dolayı değişim. Şimdi LIK dediğim şey LKI'ye eşit zaten. Artı dolayısıyla LKI'nin İ'nin hareketinden kaynaklı değişimi. İ İK. Şimdi buraya bakacak olursak neler var elimizde? Bu LKI'nin K'nın hareketinden kaynaklı değişimi
KI'nin i'nin hareketinden kaynaklı değişim topladığım zaman 1 bölü 2 ve KI'nin toplam değişimini bulmuş olur. Neden kaynaklı olursa olsun. İyi. İK gibi bir şey çıktı. Dolayısıyla birim zamanda DT devre elemanlarının üzerine yaptığımız iş KI 1 bölü 2 DDKI bölü DT II İK. Şimdi bu çıkarımda akımların değişmediğini varsaydım zaten. Akımlar değişmediğine göre bu D bölü DT KI 1 bölü 2 ve KI İK'ya da eşit. Dolayısıyla DA bölü DT manyetik alanındaki enerjinin zamana göre değişimine eşit olacaktır. Şimdi şöyle düşünürsek çok da mantıklı da sayılmaz. Bizim şöyle bir varsayımımız var. Akımlar değişmeyecek. Şimdi eğer teller hareket ediyorsa ortamda bir manyetik alan var. Manyetik alan varsa Lenz yasasından dolayı bu akımları Lenz yasası, Faraday endüktans yasasından dolayı teller hareket ettiğinde bir ters bir EMF kuvveti oluşacak. Ve tellerin hareketi bu EMF'i yarattığı için akımların o şekilde değişmesi lazım ki bu etkiyi bir şekilde azaltacak şekilde değişmesi lazım. Dolayısıyla bizim bataryalarımızdan daha fazla akım gelmesi lazım. Daha fazla güç çekmemiz lazım daha doğrusu. Daha fazla iş yapması lazım bataryalarımız. Bataryalar daha fazla iş yaptığında onların fazladan yaptığı iş direkt olarak bizim tellerin hareketine gidecektir. Şimdi yapılan kuvvetin yönü, tellerdeki hareketin yönü ne belirleyecek olursak, sonuçta teller kuvvetlerle aynı doğrultuda gitmeye çalışacak bir şekilde bu A'yı mümkün olduğunca arttıracaktır. A'yı mümkün olduğunca arttırması demek, manyetik alanda depolanan işi mümkün olduğunca arttırması demektir. Yani eğer biz telleri bıraktığımız zaman, akımları sabit tutarsak bir şekilde, teller mümkün olduğunca manyetik enerjilerini maksimize edecek şekilde davranacaktır. O şekilde dönecekler, kayacaklar ya da artık ne yapabiliyorlarsa, ne gibi hareketlerine izin varsa. Şimdi bu genel argümanlardan sonra, bundan sonraki dersimizde işte bazı özel devrelere, sık sık karşımıza çıkan devreleri inceleyeceğiz. Onların oradaki akımların nasıl davrandığına bakacağız.